Gelecek hafta Senato'da bir toplantı olacak. Ben de konuşmacılardan bir tanesiyim ve senatörlerden bir tanesi Andrew Brunson'ın Türkiye'de tutuklu bulunan papazın durumunu görüşmek üzere bu toplantıyı talep ettiğini öğrendik. Dolayısıyla mesele hala yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginlik sadece bize krizi değil fakat Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginlik Andrew Brunson'ın Türkiye'de tutuklu bulunması, işte Amerikan vatandaşlarının tutuklu bulunması vesaire gibi konular hala özellikle kongrenin gündeminde. Vize konusunda da dün ben Polonyalı bir diplomatla bir görüşmem oldu ve o Jonathan Cohen biliyorsun Türkiye'deydi. Amerikan Dışişleri'nden Jonathan Cohen Türkiye Ankara'da vize krizinden sonra işte görüşmeler yapmak için Ankara'ya bir ziyarette bulundu. Bu Polonyalı diplomat Cohen'la konuştuğunu ve vize meselesini sorduğundan bahsetti. Ve bana söylediği şey yani Türk-Amerikan ilişkilerinde ki bu krizin çok gerçekten derin olduğunu, bunun siyasi bir karar olduğunu ve gerçekten Washington'da o hep söylediğimiz gibi artık Ankara Türk hükümetinin özellikle Erdoğan'ın söylemlerine dair toleransın çok azaldığını, o nedenle de Türk tarafıyla krizi bir şekilde yatıştırmak, çözmek için ortak zemin bulmakta güçlük çektiklerini söylediğini anlattı bana. Bu da zaten bizim aşağı yukarı okuduğumuz bir resimdi. Hep Türk tarafından şöyle mesajlar geliyordu. İşte Amerika'dan heyet geliyor, konuşmalar yapılıyor, bu kriz bir günde çözülecek bir kriz. Hep bu mesajı alıyorduk biz Türk tarafından. Fakat mesele öyle değil. Ve özellikle de Washington'da Senato'nun gündeminde, Kongre'nin gündeminde, düşünce kuruluşlarının gündeminde, her gün neredeyse geçen hafta 3 tane Türkiye toplantısı olduğu hep konuşulan şeyler, Türkiye ile ilişkilerin geldiği noktanın aslında dönüşünün çok kolay olmayacağı ve ayrışan değerler, ayrışan çıkarlar artık iki ülke stratejik ortak olma noktasından çok çok uzak bir noktaya gittiği yönünde bir görüş var ve hala dikkatler Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde başlıyor.